Selamlar. Bugün yine size doğru bilinen bir yanlıştan bahsedeceğim. Bira içmenin böbrek taşını düşürdüğünü hala söylüyorlar. Arkadaş, içki içmek için bahane mi arıyorsunuz? Bira içmek için bahane mi arıyorsunuz? Bir kere olaya şöyle bakalım. Net. 1. Biranın içinde şerbet çotu var. Şerbet çotunun oksalat miktarı inanılmaz yüksek. Bunu kenara koyalım. Gelelim varan 2'ye. En çok toplumdaki taş ne? Kalsiyum oksalat. Peki, kalsiyum suda çözünen bir molekül. Oksalat miktarının yüksekliğinden zaten kalsiyumla oksalat birleşip çalışıyor, oluşturuyor. Demek ki oksalat miktarının idrarda fazla olmaması gerekiyor. Ve o zaman sen idrarda oksalat miktarını arttırıcı bir içecek içersen, bira gibi, sence böbrek taşı azalır mı, artar mı? Bunun için artık içki içmeye bahane lafını bırakalım. Bira içmek böbrek taşını düşürmez. Bira içmek böbrek taşını arttırır. Bunu her yerde söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Böbrek taşı düşüreceğim diye bira içmeyin. İçecekseniz için. Yanına midye yiyin, midye bira yapın, deniz kenarına gidin. Zıkkım için ama böbrek taşı için içmeyin. Peki hocam, ben bira içtim, 3 tane bira içtim, böbrek taşlarım düştü. Zaten düşürebileceğin boyuttaki, yani yarım santimin altındaki taşları bira yerine su içsen de düşürecektin. Sen o an bira içtiğin için o taşı düşürdün. Su içsen de zaten o taşı düşürecektin. Yani küçük taşları düşürüyor diye, su niyetine geçiyor diye bira içmek sence mantıklı mı? Oğlum, içecekseniz adam gibi için. Lan rakı için, viski için. Ama suyu unutmayın. Çünkü böbrek taşına bilinen en iyi sıvı su. Görüşürüz.